Diyelim ki dondurulmuş yoğurdu çok seviyorsunuz. Eğer yemediyseniz dondurma gibi bir şey yoğurttan çok dondurmaya benzer. Kıvamı biraz daha farklı. Ve farz edelim ki her gün okul çıkışı, öğleden sonra saat tam dörtte dondurulmuş yoğurt satan bir dükkana gidiyorsunuz. Dondurulmuş yoğurdu o kadar çok seviyorsunuz ki dükkana gittiğinizde yoğurdunuzu hemen almayı istediğiniz için kuyrukta beklemek istemiyorsunuz. Böyle bir tahammülünüz yok. Bunun için de okuldan sonra saat 4'te dondurulmuş yoğurt dükkanına gittiğinizde karşılaşabileceğiniz kuyruklar hakkında bir araştırma yapmaya karar veriyorsunuz. Araştırmanız kapsamında saat tam 4'te dondurulmuş yoğurt dükkanına gittiğinizde karşılaşabileceğiniz kuyrukları gözlemleyeceksiniz. İki tane sütun oluşturalım. Sol sütunda kuyrukta bekleyenlerin sayısı. Evet. Sağ sütunda da bu kuyruğu kaç defa gözlemlediğiniz yani buna da gözlem sayısı diyelim. Evet bu olsun. Tamam. Şimdi gözlemlere başladığınızda kuyrukta kimse olmayabilir. Öyle değil mi? Kuyrukta kimsenin olmadığı durumların sayısı 24 olsun. Yani gözlemlerinizin 24'ü dükkanda hiç müşteri olmayan anlara denk geldi. Kuyrukta bir kişinin olduğu durumu 18 kez gözlemlediniz. İki kişinin olduğu durumlar için de diyelim ki 8 gözlem yaptınız. Yaptığınız toplam 50 gözlem ve kuyrukta bekleyen en fazla insan sayısı da 2 olsun. Daha uzun bir kuyruk yok. Eğer durum böyleyse tabii çalışan kasiyeri de ayrıca tebrik etmek lazım. Gayet iyi iş çıkarıyor demektir. Bravo. Şimdi bu gözlemlere dayanarak bana her gün okul çıkışı dondurulmuş yoğurt dükkanına gittiğinizde kuyrukta 0, 1 ve 2 kişinin olmasının olasılıklarının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu arada dükkanı sadece okul olan günler yani hafta içi ziyaret ediyorsunuz, anlaştık mı? Evet. Saat 4'te dondurulmuş yoğurt dükkanına gittiğinizde kuyruk olmaması, kuyrukta 1 ya da 2 kişi olmasının olasılıklarının ne olduğunu bulmanızı istiyorum tam olarak emin olamayacağınız bir durum için yapabileceğiniz en iyi şey buradaki 50 gözleme dayanarak bu arada bunların toplamının 50 olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum değil mi 18 8 daha 26 ve 24 daha tamam 50 evet bu 50 gözleme dayanarak bu durumlarla ne sıklıkta karşılaştığınızı bulabilirsiniz kuyruk olmamasının sıklığı nedir kuyrukta bir kişi olmasının sıklığı nedir? Bir de kuyrukta iki kişi olmasının sıklığı nedir? Ve daha sonra bulduğumuz sonuçları da olasılık tahmini için kullanacağız. Hadi bakalım. Burada bir sütun daha yaratıp buna da olasılık tahmini adını verelim. Evet, olasılık tahmini. Bunu bu olayların gerçekleşme sıklıklarını kullanarak bulacağımı bir kere daha tekrar ettikten sonra kuyruk olmaması durumunun sıklığını 50 gözlemden 24'ü yani 24 bölü 50 olarak not edebilirim. 24 bölü 50 0,48'e eşittir değil mi? Hatta bunu da %48 diye yazalım. Peki Kuyrukta 1 kişi olmasının sıklığı nedir? Yaptığımız 50 gözlemin 18'inde bu durumla karşılaştığımız için bunu da 18 bölü 50. Yani 0,36 başka bir deyişle ise %36 olarak not edebilirim. Ve son olarak kuyrukta 2 kişi olmasının sıklığı da 50 gözlemin 8'inde oluyor buraya da 8 bölü 50 ya da 0,16 ya da daha iyi bir ifadeyle %16 yazabilirim. Bunların olasılık tahminleri olduğunu unutmamalısınız. Bu sonuçları 50 gözlem neticesinde elde ettiniz. Bu 50 gözlem her seferinde aynı olmayacak. Yani 50 gözlem daha yapsanız bu frekans tablosunu elde edemeyebilirsiniz. Yine de 50 tane gözlem yaptığınız için bunun iyi bir tahmin olacağını söyleyebilirim. Sonuç olarak kuyruk olmamasının olasılığını %48, kuyrukta 1 kişi olmasının olasılığını %36 ve kuyrukta 2 kişi olmasının olasılığını da %16 olarak tahmin edebilirsiniz. Evet. Bunların geçerli olasılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü öncelikle değerleri 0 ile 1 arasında ve karşılaşabileceğiniz durumların olasılıklarını topladığınızda toplamları 1 ediyor. Gerçek hayatta farklı durumlarla da karşılaşabiliriz ama sizin yaptığınız gözlemler sonucu sadece bu durumlar ortaya çıktığı için toplamları da bir olmalı. Bir bakalım. 0,36 artı 16, 52 artı 48, evet 1 eder. Peki bunu yaptıktan sonra yapabileceğiniz başka bir şey daha var. Diyelim ki önümüzdeki 2 yıl boyunca dükkanı 500 kere ziyaret etmeyi planlıyorsunuz. Evet, 500 ziyaret yapmayı istiyorsunuz. Yine yaptığınız bu gözlemlere dayanarak önümüzdeki 2 yıl içinde yapacağınız 500 ziyaretin kaçında kuyruk olmayacak, kaçında kuyrukta bekleyen bir kişi ve kaçında kuyrukta bekleyen iki kişiyle karşılaşabileceğinizi söyleyebilir misiniz? 500 ziyaretin kaçında kuyrukta bekleyen 2 kişiyle karşılaşacağınız konusunda bir tahmin yapmak için burada bulduğunuz olasılık tahminini kullanabilir ve 50 ziyaretin 8'inde kuyrukta bekleyen 2 kişiyle karşılaştığınız için 500 ziyaretin 8 bölü 50'sinde aynı durumun gerçekleşebileceğini söyleyebilirsiniz. 500 çarpı 8 bölü 50. Burası 10 eder, 10 çarpı 8 de 80. Evet, 500 ziyaretin 80'inde kuyrukta 2 kişiyle karşılaşmayı bekleyebilirsiniz. Bu arada 500 ziyaretin gerçekten de 80'inde 2 kişiyle karşılaşmanıza oldukça şaşıracağımı da eklemek istiyorum. Yine de bu gözlemlerinize dayanan iyi bir tahmin bu. Gözlemlerinizin her zaman geçerli olmayabileceği, yani bu sayıda gözlem yapmanızın tamamen rastlantısal olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız tabii. Kısacası 500 ziyarette kuyrukta 2 kişi gördüğünüz durumların sayısı 85 ya da 65 de olabilir. Bunların hepsi olası. Burada gerçek olasılıklar için tahmin yapıyoruz. Yani gerçek olasılığı bulmanın zor olduğu durumlarda gözlemler yaparak bunlara deney de denir. Gerçek olasılıkları tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu sonuçların hiçbir zaman %100 doğru olmayacağını, yani 500 ziyaretin tamı tamına 80'inde kuyrukta bekleyen iki kişi olmayacağını unutmayın lütfen.